kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Hadis-i şerif tam bizim bu anımızı, bu halimizi, yaşadığımız zamanı özetliyor. وَعَنْ عَلِيِّنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ali Efendimiz'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Ali radıyallahu anh يُوشِكُ اَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanların üzerine bozuk bir zaman, öyle bir zaman ki hem bozuk, zamanun fasidun, yufsidun nas. Yani hem bozuk hem de insanları ifsad eden bir zamanın gelmesi yaklaşmıştır. La yabqa minel islami illa ismuhu. O zaman da İslam'ın sadece adı kalacak. Namazın adı kalacak, orucun adı kalacak. Tesettürün sadece adı kalacak. La yabqa minel islami illa ismuhu. Öyle değil mi? Sokaklarda tesettür diyorlar, adı var. Tesettür değil, namaz bizi masivadan alıp maveraya götürmüyorsa, masiva yani masivallah, Allah'tan başka ne varsa, Allahu Ekber dediğimizde bizi alıp da maveraya, ötenin ötelerine götürmüyorsa, o zaman o namaz namaz değil. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ Yani enbiyadan sonra gelenler namazı bozmuşlardı. Yani namazın ruhunu yok etmişlerdi. Ruhu olmayan bir İslam insanlığa hayat veremez. Ruhu olmayan bir imandan sen de etrafındakiler de fayda görmez. Bir tane diri adam bin ölüden daha güçlüdür. Bir tane diri adam bin ölüden daha hayırlıdır. Yani köylerde tarlalara bir kazık çakarlar, sonra T şeklinde bir daha ona bir odun çakarlar, üzerine bir ceket giydirirler, kargalar oraya gelmesin diye. Ama bir tane adam bin tane öyle çaputtan, kazığın üzerine asılan çaputtan daha hayırlıdır. Bir tane çocuk bin tane öyle şekle surete meydan okur. Bir tane çocuk bin tane aslan heykeline meydan okur heykelse. Ama bir aslan bir şehri önüne takar, alır götürür. Korkarlar aslan şehre girdiği zaman. O halde İslam da böyle, ibadet de böyle. Kuşun ruhu yoksa uçamaz. Kanadı var, her şey mükemmel. Ama oynayamaz yerinden. Fakat ruhu varsa alır o bedeni, o kanatlar, alır semaya, en yükseklere yüceltir. İslam'ın da ruhu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız ana dair konuşuyor, buyuruyor ki öyle anlar gelecek. La yabqa minel islami illa ismuhu. İslam'dan sadece adı kalacak. Ve la yabqa minel Kur'ani illa rasmuhu. Kur'an-ı Kerim'in sadece hattı kalacak, resmi kalacak. İnsanlar tecvidli Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyabiliriz? Ses, mahreç, eda, makam, bunlarla alakadar olacaklar. Ama okumuş oldukları o ayeti hayata taşıma diye bir derdi, gayreti olmayacak. Bugün Müslümanların en büyük problemi nedir? Hayatımızda fıkıh yok. Helal ve haram yok. Helal ve haramı kim koyar? Allah koyar Azze ve Celle. Ama şu kadar haber dinleyin, şu kadar gazete mutala edin. Müslümanlar çıkarıyor bunları. Kitaplara bakın, yeni yazılan, bugün güncel. Şu haramdır, bu helaldir diye bir şey görür müsünüz? Peki haram ve helal olmadığı bir yerde insanlar cennetin yolunu nasıl bulacak? Allah Teala'nın rızasına göre nasıl amel edecekler, nasıl yapabilirler? Olmaz. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى Onların mescitleri mamurdur. Mükemmel mescitler var, değil mi? Duvarlar taştan, mermerden, kubbeler, minareler, fabrika bacalarından daha yüksekler.
mahalleler onlarla iftihar ediyorlar. Güzel olması gerekir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın hurma dallarıyla tavanı kaplı bir mescidi vardı. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma. Onlar da o mescitte imamlık yapmışlardı. Fakat ümmetimin gelecekte böyle gösterişli mescitleri olacak. وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى. O mescitler hidayetten harap olacaklar. Yani burada hidayet zikrediliyor ama hadi, yani o hidayete eren, hidayetin yolunu gösteren, o adamlardan, hidayetin yoluna çağıran vaizlerden hakkı söylerken kimsenin levvetmesinden korkmayan, Allah'ın rızasına talip olan alimlerden mahrum olacak buyuruyor. وَيَّ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى. Hidayetten, yani hidayete erenden, hidayete erdirenlerden mahrum olacak o mescitler. عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَد۪يمِ السَّمَاءِ. Onların alimleri gök kubbenin altındaki varlıkların en şerlileri olacak. Neden? Hakkı söylemeyecek. Allah'a ihanet edecekler. Onlar susunca, onlar yanlış yola girince insanlar, milyonlar İslam diye onların yoluna girecek. مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَ وَف۪يهِمْ تَعُودُ. Fitne onların yanından çıkacak. Neden? Yanlış yerde duruyorlar. Yanlış adamların arkasında yürüyorlar. Yanlış adamlara destek oluyorlar. مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَ وَف۪يهِمْ تَعُودُ. Sonunda fitne onlara dönecek. Onların evini de vuracak. Onların camilerini de vuracak. Evet, Allah Teala bu hallerden bizi, ümmeti İslam muhafaza buyursun.